Ece. Başkanım merhabalar. Başkanım merhabalar. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Lig de bitti. Tebrikler. Şampiyon da belli oldu. Çok şükür, çok şükür. Neler söyleyeceksiniz? Bu sene lig sizin için nasıl geçti? Biraz sıkıntılıydı ama. Bizim için kimin şampiyon olduğu, kimin küme düşme bizi ilgilendirmiyor. Bizim için adaletin yerini bulması son derece önemli. Hep şunu söyledik, iyi oynayan kazansın dedik. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Beklentilerimizi alalım. Şampiyonluk bekliyoruz hep beraber ama. Beklentilerimiz en önemli konumuz. Öncelikle gruptan çıkabilmek. Ayın 4'ünde ilk hazırlık maçımız İtalya ile oynayacağız. Ayın 10'unda Polonya ile. Daha sonra da ayın 18'inde ilk maçımız Gürcistan'la. İnşallah gruptan çıkarsak ondan sonra ilk 16, daha sonra gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ben bütün samimiyetimle soracağım. Yeni dönemde tekrar aday olacak mısınız? Orada bir fluluk var çünkü. Daha şu anda belli değil. Daha sonra bunları konuşacağız. Peki, kamuoyuyla paylaşacağız. Biliyorsunuz Fenerbahçe'de bir seçim yarışı olacak. Aziz Bey tekrar aday olacağını açıkladı. Onun dışında Ali Bey de tekrar aday olacakmış. Bu seçim yarışının bir futbol sever olarak sorayım. Nasıl geçmesini ümit ediyorsun? Bizi ilgilendirmiyor. Kim başkan olursa biz onunla çalışırız. Çok teşekkür ederim. Oldu peki. İyi akşamlar.